yine hocam eksiklik suretin kemalinden değil, yani o suretin kemalinden değildir eksiklik. Varlığın. Varlığın kemalinin bir parçası olduğunu bilmelisin dedi. Evet. Yani bir eksiklikten bahsettin, yani şey olarak bütün varlığın kemalatı için o eksikliğin olması mı gerekiyor? Olması gerekiyor. Yani varlığı genel olarak ele aldığımızda, bir geneldeki varlıkta bir şeyleri eksiklik olarak nitelediğimiz bir şeylerin olması aslında onun kemaletindendir. Yani, suretin kemalinden değil, varlığın kemalindendir. Varlığın tamamının kemali mi yoksa o birimin kemali? Bunu birime de indirgeyebiliriz. Birimde bir eksiklik gördüğümüzde o birimin kemali gereği o eksiklik olması gerekiyor. Bu, yani onun eksikliği aslında onun kemalidir. Tamam, bu o birime ait. Peki burada kamil bakış bütün varlığın kemalatındaki birimin eksiklik. Bir eksiklik değildir. Kemalatın bir parçasıdır. Parçasıdır. Onu nasıl anlayacağız? Bütün varlık içerisinde yanlış, kötü diye nitelediğimiz her şey aslında bu kemalin parçası. Çünkü yanlış, kötü diye niteleme olmasaydı doğru, güzel diye niteleme olamazdı. Her şey zıttıyla bilinir. Dolayısıyla kötü olacak ki, yani amelde kötü amel işleyen olacak ki iyi amel işlemenin kıymeti bilinsin. Şiddet uygulayan cani olacak ki bağışlamanın kıymeti bilinsin. Mağfiretin kıymeti bilinsin. Yani Allah ismi camidir, zıtları cemedendir. Dolayısıyla diyor ya, bir Beyazıt-ı Bestami Hazretlerine soruluyor, oydu değil mi? Allah'ı nasıl bildin? Zıtları cem ederek bildim diyor. Cem etmesiyle. O zaman burada bütün zıtların Allah isminin içerisinde olduğunu ve hepsinin yerli yerince olduğunu bilmek gerekir. Bunun için de işte burada bahsedilen varlıktaki eksiklik aslında onun kemalidir. Yine okurken örnek verdik. Yayın eğikliği onun doğruluğudur. Yani onun eksik, yani bir şeyin eğik olması, yamuk olması aslında onun eksikliği, doğruluğu. Neden? Ok atmak için eğik olması lazım. O eğik olacak yani. O eğik olursa onun doğrusu odur yani. Eğik olması doğrudur. Çünkü ok atma amacını eğik olmasıyla yerine getirebilir. Bu örnekte olduğu gibi bir insanın bir mahlukattaki eksiklik olarak addettiğimiz mesele de aslında onun yaratılış gayesi gereği o eksikliğin açığa çıkması onun kemaleti üzeredir. Çünkü varlık o amaç için yaratıldıysa Allah o alanda eksik bırakacak ki o amaca hizmet etsin. Eğer o eksik diye nitelediğimiz şey üzerinde olmasa, tam olsaydı o zaman o amaca hizmet edecek bir şey olmazdı ki. O amaç yerine gelmezdi. Meseleye buradan bak diyor. En nihayetinde ama şunu söylüyor. Bu bakış da seni yanıltmasın. Sen kemal üzere olmaya çalış. Oraya odaklan. Yani bu benim eksikliğim. Demek ki varlığın kemalindenmiş. Benim böyle yamuk adam olmam benim kemalim oluyormuş deyip de kendini avutma diyor yani. O zaman sen düzgün adam olmaya çalışacaksın. Kemal odur. Düzgün olmak. Eksiklerin, nakıs yönlerin varsa onları tamamlamak. Allah'ın emrettiği gibi güzel bir kul olabilmek. İşte buraya da asıl diyor odaklanman gereken bu. Ama şu bilgiyi de bilgi olarak veriyor. Bunu da unutma diyor. Alemdeki, varlıktaki eksiklik onun kemalidir. Alemde, varlıktaki eksiklik onun kemali ama senin amacın ne? Allah'ı bilmek, tanımak. Allah'a hakkıyla kul olmak. O zaman sen kendinde bu eksikliği görürsen, Allah'a kul olmada bir eksik yanın varsa, yanlışın, noksanın, hatan varsa bununla kendini avutma yani. Bu da benim kemalim gereğiymiş dersen ne Allah'ı tanırsın ne hakkıyla onun kulluğunu yerine getirebilirsin. Böyle derse insan ne olur? Bu ilmi öğrendi ya. Dedi ki bu eksiklik de benim kemalimin parçasıymış dedi. Bildiği gibi hayatını yaşadı. İşte Allah'ı bilmeden tanımadan da öbür tarafa gider o zaman. Tabii. Öylesi de olur. Yapacak bir şey yok. Evet.